Rize tanıtım günlerinde İdere standındayız. Efendim benim çok sevdiğim bir ilçe, biliyorsunuz sürekli yayınlar yapıyorum. Sevgili Bülent Bey ile beraberiz orada. Bülent Bey nedir, ne yaptınız, ne güzel bir stand hazırlamışsınız böyle. Zahit Bey, öncelikle misafirimiz olduğunuz için bizi çok mutlu ettiniz. Daha önce de sizinle Bilek'in mağarası, Bilek'in parkı, doğa yürüyüş alanlarımızı gezmiştik. Bu sefer İdere'deki bütün kültürel turistik değerlerimizi İstanbul Maltepe'ye taşıdık. 11. Vize günlerindeyiz. Bilek'in düzenlemiş olduğu. Biz burada öncelikle yöremizdeki tarihi çifte su değirmenimizi tanıtımını yapmak istedik. Biliyorsunuz bu çifte su değirmenimizde öğütülen mısırlarımızdan yapılan mısır unumuzu Pileki taşıyla buluşturarak inanılmaz bir lezzete dönüştürüyoruz. Sizinle de o yolu yürümüştük hatırlıyorum. Yürüdük, evet, çok güzeldi, çok keyifliydi. Biz gelen misafirlerimizi önce mağaramızı gezdiriyoruz. Mağaradan aşağıya doğru doğa yürüyüş parkurumuz var, 2 kilometrelik. O 2 kilometrelik parkuru yürüdükten sonra Pileki Park'a ulaşıyoruz. Burada bir tarihi konaklarımız var, başka kültürel değerlerimiz de var. Pileki Park'a ulaştıktan sonra zaten ne yapıyoruz? Pileki Park'ta yöresel lezzetlerimizin tadına bakıyoruz. Karalahana sarmamızı, yoğurdumuzu, mısır ekmeğimizi ki aynı değerlerimizi, pilekimizi, mısır ekmeğimizi buraya da taşıdık. Burada da aynı şekilde gelen misafirlerimize ikram etmeye devam ediyoruz. İçimizin, ilimizin kültürel ve turistik tanıtımı için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şimdi geçelim yavaş yavaş değirmenimize. Biz tabii buraya su değirmenini taşıyamadık. O su değirmeninin minyatür halini getirdik. Misafirlerimize getirdik. Minyatür haliyle beraber geldik. Burada İyidere'de tarlalarımızda yetiştirdiğimiz mısırlarımızla geldik. Bir kamyon mısırla geldik. Ve o mısırları burada öğütüyoruz. Öğüttüğümüz mısırlarımızı da yine gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Gerek ekmek yapıyoruz, gerekse mısır unu şeklinde de yine misafirlerimize veriyoruz. Gerçekten 2 gündür inanılmaz yoğun bir talep var. Gelen misafirlerimiz inanılmaz derecede talep gösteriyorlar. Biz de onlara gerekli yardımı sağlıyoruz. Evet, şimdi el işleriniz var sizin tabii ki. İyi derelim. Biz buraya feretikomuzu getirdik. Biliyorsunuz kendi ipliğinden yapılan feretikomuz ya da kenevir diyelim diye. Çok ön planda. Bizim halihazırda İdere'de Halk Eğitim Merkezimizde 3 tane atölyemiz var. Bu 3 atölyede toplamda 36 tane tezgahımız var. Günlük yani ayda 8000 metre feretiko vizemesi, örme kapasitesine sahibiz. Bunlarla masa örtüleri, eşkiller, türler, gömlekler, hemen bakın ön tarafta burada Rize bezinden yapılmış atletlerimiz var. Görüyorsunuz. %100 kendir kenevir ipliğidir. Doğaldır, organiktir. Termal bir özelliği var. Kesinlikle terletmez. Yine aynı şekilde gömleklerimiz var. Bunlar el dokumasıdır. Harika. Biz bunları bütün yörelere satıyoruz. Aynı şekilde bizim ahşap ürünlerimiz var. Yine organik kokulu üzümden yapılmış üzüm pekmezimiz var. Burada amacımız yöremizde üretilen ürünleri gelen misafirlerimize tanıtmak. Onları kendi ilçemize davet etmek istiyoruz. Bu tarafa geçecek olursak hemen orada böyle bizim bahsettiğimiz Pileki Park doğa yürüyüş parkurumuz var. 2 kilometreden oluşuyor demiştik. Yani bütün kültürel ve turistik değerlerimizi getirdik. Bir diğer tarafı geçelim. Ve burada görüyoruz. Pileki Parkımız var. En son sizinle hani evet, Pileki'nin evet, mağarasından başlayıp varış noktası olan deniz tarafında Pileki Park'a geliyoruz. Burada da önemli bir kastiliyemiz rahatlı olalım. Bakın bir yandan da muhlama evet, muhlamamız pişiyor. Mısır unumuzu sadece ekmek değil aynı zamanda Kasım sandıkçıyla beraber inanılmaz bir lezzete dönüştürüyoruz.
muhlamamızı da yapmaya devam ediyoruz. Gelen misafirlerimize mısır ekmeğimizi, muhlamamızı, bütün değerlerimizle İğdere'yi İstanbul'a taşıdık. Sizlere de desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnanıyorum Aralık ayında çok güzel bir organizasyon İnşallah, yapacağız. İnşallah her zaman bekliyoruz. Sevgili Niyazi Mete'nin de destekleriyle beraber tabii İnşallah. Ki olacak. Bu İğdere Belediye Başkanımız Saffet Mete, Kaymakamımız. Kesinlikle Sayın Kaymakamımız Nurettin Yavuz. Orhan Kaymakamımızı Yayladere'ye gönderdik. Nurettin Yavuz Kaymakamımız geldi. O da bizlere çok destek oluyor. İnşallah güzel çalışmalara imza atacağız. Güzel şeylere imza atacağız inşallah. Ben çok teşekkür ediyorum röportajınız için. Görüşmek dileğimle.